Merhaba çocuklar. 7. sınıf 7. ünitemiz küresel bağlantılar. Bu ünitemize uluslararası kuruluşlar konumuzla başlıyoruz. Uluslararası işbirliği. Uluslararası kuruluşlar ülkeler arasındaki ekonomik, bilimsel, kültürel ve siyasal konularda işbirliği yaparlar. Evet, ve devletler bu kuruluşlara çeşitli amaçlarla üye olurlar. Devletler niye üye oluyorlar? Çıkarlarını korumak için, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmak için, bölgesinin ve dünyanın barış ve huzuruna hizmet etmek için ve güvenliğini sağlamak için bu uluslararası kuruluşlara üye oluyorlar. Türkiye'nin konumuna baktığımız zaman, evet, haritadan inceleyecek olursak Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtasının birbirine en çok yaklaştığı yerde yer alıyor. Yani önemli bir konumda yer alıyor. Yine Türkiye, Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip. Bu durumda Karadeniz'le Akdeniz arasındaki ticareti bağlantıyı sağlıyor. Türkiye bulunduğu konum itibariyle, örneğin Avrupa'da üretilen sanayi ürünlerinin Asya ülkelerine taşınması transit olarak Türkiye üzerinden gerçekleşmektedir. Yine Asya'nın, Orta Doğu'nun yeraltı zenginlikleri Avrupa'ya Türkiye üzerinden taşınmaktadır. Bunun için Türkiye'nin konumu dünya üzerinde önemlidir. Önemli bir konumda yer almaktadır Türkiye. Evet, Türkiye jeopolitik konumu itibariyle uluslararası teşkilatlara üye olmuş. Az önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin Asya'yı Avrupa'ya bağlayan yerde olması, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan boğazlara sahip olması, uluslararası alanda çeşitli ekonomik işbirliği teşkilatlarına üye olmasını etkilemiştir. İç karışıklıkların ve savaşların olduğu Orta Doğu'ya komşu olması, uluslararası alanda çeşitli askeri işbirliği teşkilatlarına üye olmasını etkilemiştir. Ayrıca kardeş ülkeler ile kültürel işbirliği alanlarında çeşitli teşkilatlar kurularak işbirliği sağlanmıştır. Evet, Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden sonra dünyada barışı sağlamak için kurulmuştur. 24 Ekim 1945 tarihinde kuruluyor. Merkezi ABD'de New York'tadır. Türkiye kurucu üyelerdendir. Günümüzde 193 üyesi vardır Birleşmiş Milletler'in. Günümüzde hala faaliyetlerini sürdüren kuruluşlardan birisidir. NATO, Kuzey Atlantik Paktı, 1949 yılında üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumak, bir saldırı veya saldırı tehdidine karşı üyelerini savunma amacı ile kurulmuştur. Merkezi Belçika'daki Brüksel'dir. Türkiye 1952 yılında üye olmuştur. Günümüzde 29 üyesi vardır NATO'nun. Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, kısaca AGİT olarak biliniyor. Katılımcı devletlerin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarını desteklemek amacıyla 1994 yılında kurulmuştur. Merkezi Avusturya'daki Viyana'dır. Türkiye kurucu üyelerden, günümüzde 57 katılımcısı vardır. İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. 1969 yılında kurulmuştur. Merkezi Suudi Arabistan'da Cidde'dedir. Türkiye kurucu üyelerdendir. Günümüzde 57 üyesi vardır İslam İşbirliği Teşkilatı'nın. Türk Konseyi,
Türk dili konuşan ülkeler İşbirliği Konseyi adıyla 2009 yılında kuruluyor. Amacı Türk dilini konuşan ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesidir. Dayanışmanın geliştirilmesidir. Merkezi İstanbul'dur. Türkiye kurucu üyelerdendir. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye kurucu üyelerdir. Avrupa Konseyi 1949'da kurulmuştur. İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin ilkelerini koruyup güçlendirmek ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çevre sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Merkezi Fransa'daki Strasbourg'dur. Türkiye kurucu üyelerdendir. Günümüzde 49 üyesi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü önemli kuruluşlardan birisidir. 1948 yılında kurulan Dünya Sağlık Örgütü insanların en yüksek sağlık düzeyine ulaşmasını sağlamak için kurulmuş kuruluşlardan birisidir. Merkezi İsviçre'de, Cenevre'dedir. Türkiye 1949 yılında üye olmuştur. Günümüzde 191 üyesi vardır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Evet, dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları geliştirmek için, gıda güvenliğini sağlamak için 1945 yılında kurulmuştur. Merkezi İtalya'da Roma'dır. Türkiye 1948 yılında üye olmuştur. Günümüzde 184 üyesi vardır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların daha iyi yaşam standartlarına sahip olmaları, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliklerin, dışlanmaların azaltılması amacıyla 1966 yılında kurulmuştur. Merkezi ABD'de New York'tur. Türkiye kurucu üyelerdendir. Günümüzde 177 üyesi vardır. Evet, konu sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.